Merhaba kanal Meydan hoş geldiniz. Fear the Walking Dead 5. sezonu ile ilgili fragman pazar gecesi yani Walking Dead final bölümünden saatler önce yayınlandı. Fear da 4. sezon sona ermişti ve sürpriz bir şekilde dizi devam kararı almıştı. Çünkü biz bu diziyle The Walking Dead'in birleşeceğini bekliyorduk. Ama beklediğimiz gerçekleşmedi. Bu dizinin benim için ayrı bir yeri var. Neden dersiniz? aslına baktığımızda kanaldaki ilk incelemelerime Fear'la başlamıştım. 4. sezonda belirli bir bölüme kadar inceledim. Çünkü bir süre sonra izlenim oranları verdiğim emeğin karşılığını alamadığım için bırakmama sebep oldu. Şu an sizlerden kaçınız bu diziyi izliyor? bilmiyorum. Ama bu sezon yayınlanan fragman beni tekrar bu diziyi izlememe ve fragman incelemesini yapmama sebep oldu. Çünkü gerçekten çok iyi bir fragman olmuş. Geçen sezon bu dizinin nasıl bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorduk. Çünkü oyuncu kadrosunun çoğu ayrılmıştı. Ve artık 4. sezonda dizi Morgan'la beraber ilerlemeye başlamıştı. 5. sezonun fragmanına baktığınızda 4. sezonda yapılan hataların farkına varıldığını ve bence bunun giderilmesi için önemli adımlar atılmış. Özellikle bu fragmana baktığınızda karakterleri üzerinden daha farklı hikayeleri izleyeceğiz gibi. Ve artık grubumuz bu anlamda anlamda daha iyi kullanılabilir. 5. sezonda yine hatalar mutlaka olacaktır ama bence geçmiş sezonlara baktığımız önemli düzeltmelerle karşımıza çıkacaklar. Ayrıca bu fragmanda önemli bir detay vardı. Fragmanın ikinci dakikasından sonra Dwight'ın Morgan'la bir araya geldiğini gördük. Bu ikiliyi ve Rick Grimes'ın filmleriyle nasıl bir ilişkisi olabileceğini de bu videomda konuşacağız. Çoğu kişi Fear the Walking Dead'in ilk sezonlarında kullanılan aşırı gri renk tonunun basık bir hava yarattığını ve sıkıcı ilerlemesine sebep olduğunu düşünüyordu. Bu sezon fragmanda baktığımızda bu renk tonu evet yine var fakat eskisi kadar ağırlıkta değil eski oranla çok daha iyi gözüküyor. Hatta bu fragmanda gördüğümüz ateş sahnelerinde de duman konusunda bence çok iyi bir uyum yakalanmış. Hatırlarsanız 4. sezonda Morgan diğerlerinin yanına alıp Alexandra'ya gidecekti. Ama son anda bundan vazgeçmişti. Bölümün sonlarına doğru bir yer bulup insanlara yardım etmeye karar vermişlerdi. Ve şimdi kaldığı yerden devam edecek çünkü gördüğümüz üzere insanlara yardım etmeye çalışıyorlar. Muhtemelen hayatlarının amacı olarak bunu belirlediler. Bu yüzden de sezon boyu yardım etmeye çalıştığı insanlara karşı çekecekleri problemler işlenecektir. Karşılarına çıkacak kaçacak olan gruplar tehlikeli de olabilir ya da gerçekten çok zor durumda olan topluluklar da olabilir. Örneğin bu fragmanda karşılarına çıkan aylakların yanı sıra bazı topluluklar da var. Yardıma ihtiyacı olan topluluklara yardıma koşuyor gibiler. Ayrıca bu fragmanda baktığımızda karşılarında az önce bahsettiğim gibi yardım istemeyen bir toplulukta olacaktır. Bu Daniel Salazar'ı biliyorsunuz ortalıktan kaybolmuştu ve daha sonra ortaya çıkan haberle onun 5. sezona geri döneceğini öğrenmiştik. Bu sahnenin haricinde Dwight'ı da gördük. Bir de geçmiş sezonlardan bildiğimiz Troy karakterinin de diziye geri döndüğü haberi var. Bu fragmanda gördüklerimiz sezonun ilk yarısının tamamını mı kapsıyor bilmiyorum. Ama çoğu sahneyi sezonun ilk yarısında göreceğiz. Ayrıca Feared Walking Dead'de bir zamanda atlama yaşanıp yaşanmayacağını da tam olarak bilmiyorum. Şimdi gelelim bu uçak sahnesine. Fragmanda gördüğümüz bu uçak çocukların üzerine doğru düşüyordu. Bunun acaba neyle ilgisi olabilir? Ayrıca bu çocukların ne amaçla ortalarda gezindiklerini de bilmiyorum. Uçağın içinde kimler olabilir? Acaba Morgan da bu uçağın içinde olan insanlardan birisi olabilir mi? Fragmanda gördüğümüz bu çocuk şöyle bir şeyden bahsetmişti nereye indiğin hakkında hiçbir fikrin yok tarzında bir şey söyledi. Ve böyle bir uçak sahnesi söz konusu. Bu yüzden de acaba Morgan onlara yardıma gidiyor olabilir mi? Belki de bu uçak rastgele bir uçaktır ve onun ne olduğunu anlamaya çalışıyor olabilirler. Ya da belki bu uçak Rick Grimes'ın filmiyle alakalı da olabilir. Çünkü çıkan haberlere göre Fear the Walking Dead'in 5. sezonunun ilk yarısının Rick Grimes filmleriyle bağlantısı olacakmış. Yani bu durumda Rick'in nasıl gittiği ya da nerede olduğu hakkında bir bilgi sahibi olmamızı sağlayabilir. Hatta belki de yakın bir zamanda bu konuyla ilgili yani bu geçişle alakalı bir duyuru da yapılabilir. Fear The Walking Dead'deki karakterlerin bir geçiş yapacaklarını tahmin ediyorum. Belki de onların bu radyo frekansları sayesinde bir araya gelebilecekleri bir senaryo olabilir. Ya da geçiş konusunda Maggie hamlesi de olabilir. Belki de Daryl ya da Carol gibi karakterlerden biri gidip Morgan'ı ve diğerlerini almaya çalışacak da olabilir. Ama bu da tuhaf geliyor çünkü Morgan defteri artık kapanmıştı. Bilmiyorum yani tam olarak ne olacağını ben de bilmiyorum. Zamanda 6 yıllık sıçrama gibi bir durum da söz konusu. Muhtemelen bu konuda bir duyuru yapılacak ve bana kalırsa 5. sezon Fear'ın son sezonu olacaktır. Bence buradaki bütün karakterleri The Walking Dead'e geçirecekler ve böylelikle de düşündükleri spin-off fikrini hayata geçirebilirler. Michonne'un 10. sezonda ayrılacağını düşünürsek bu diziye Alicia, Strand, Morgan, Dwight gibi karakterlerin dahil olması bence çok güzel olabilir. Bu konuda bence heyecanlanabileceğimiz haberler ortaya çıkacak ve dediğim gibi bence bu fikir harika olacaktır. Bu fragmanda gördüğümüz önemli sahnelerden biri ise Daniel Salazar'ın geri dönüşü. Strand'le beraber ikisinin bir diyalogları var. Onun için orada olduğunu tam olarak kestiremesem de sanki askeri bir topluluğun parçasıymış gibi hissettiriyor. Belki onun varlığı da Rick'in gittiği yere bir referans niteliği taşıyor olabilir. Dediğim gibi Fear the Walking Dead'in bu sezonunda Rick'in varlığına dair önemli işaretleri bize vereceklerdir. Ayrıca bu fragmanda çok fazla çocuk gördük. Bu çocuklar bizlere Mission'un flashback'inde gördüğümüz çocukları hatırlattı. Ayrıca Telltale'ın oyununu oynayanların aklına bu sahne Clementine'a da getirebilir. Clementine ortaya çıkarsa bence müthiş bir girişim olabilir. Ama bence bu gerçekleşmeyecektir. Ve şimdi gelelim bu sahneye. Fragmanda en fazla dikkat çeken sahnelerden birisi bu. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum ama bence askeri bir güçten olabilir ya da bir laboratuvarla ilgili topluluktan geldiğini de söyleyebiliriz. Onun burada silahını da Morgan'a doğrulttuğunu düşünüyorum. Bazı haberler vardı ama yine de çok emin olmadığım için yanlış yönlendirmek istemiyorum. Radrasyona uğramış aylaklar olabilirmiş. Fragmanda gördüğümüz şöyle bir aylak vardı. Aslında ona baktığımızda da bir çeşit radrasyona uğramış gibi. Onlarla ilgili de farklı bir hikayeyi ele alabilirler. Özellikle bu aylağın ısırmasından dolayı nasıl sorunlarla karşılaşabileceklerini görebiliriz. Bence onlar da karşımıza bu sezonda önemli bir tehdit olarak çıkacaklar ve korkutucu olacaklardır. Ve gelelim fragmanda karşılaştığımız şu önemli sahneye. Bence bu sahnenin de Rick Grimes filmleriyle alakalı bir çeşit bağlantısı olacak. Rick'in nasıl gittiğini hatırlayın. Bir helikopterle götürülmüştü ve onu alan topluluk her kimse bence önemli güçleri var. İstediği zaman helikopteri kaldıran, iletişime geçen bu topluluğun neden uçağı da olmasın? Jadis'in topluluğunda hatırlarsınızdır. Çok farklı bir topluluktu. Çok farklı şeyler oluyor ve bu konuda neler olacağını çok merak ediyorum. Bence bu topluluk her neyse çok ama çok güçlü bir topluluk. Fragmanda gördüğümüz reaksiyona uğramış bu aylak ve uçağın bir bağlantısı var mı? Ve dediğim gibi neler olacağını çok merak ediyorum. Şu sahneye baktığımızda Charlie hangar gibi bir şey buluyor. Bu sahne 5. sezonun ilk bölümünde ya da 2. bölümünde karşımıza çıkabilir. Ve bu hangarda uçak var. Gerçekten çok garip şeyler var bu fragmanda. Tüm detayları aslında ne kadar doğrulanmasa da açıklayacak bence tek bir kelime var. O da Commonwealth. Bana kalırsa The Walking Dead'de beklediğimiz bu olay Fear'da daha erken bir şekilde bizlere ipuçlarını verecek. Rick'in 6 yıldır ortada olmadığını ve dönmediğini biliyoruz. Normal şartlarımızda şartlarda Rick'in dönmemesi için hiçbir sebep yok bence. Bu yüzden kesinlikle o eğer her nereye gittiyse büyük şeylerin içerisinde ve istese de geri dönemiyor. Gerçekten de bu fragmana ve konuştuğumuz şeylere bakılacak olursa bana bunu hissetirdi. İlk defa Fear the Walking Dead için bu kadar heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Fear'da bu sezon göreceklerimizin Rick'e bağlı olduğu düşüncesindeyim. O olmasa bile en kötü Dwight'e bağlı şeyler olmalı bunlar. Bütün bu şeyler için gerçekten çok heyecanlıyım. Daniel Salazar da bu diziye geri dönüyor. Onun da Rick ya da bu toplulukla bağlantısı olduğunu düşündüğümde daha da heyecanlanıyorum. Dizi 4. sezonun ardından bambaşka bir boyuta gelmiş. Clark ailesinin hikayesinden yola çıkan Fear the Walking Dead şimdi tam anlamıyla spin-off oldu. Morgan'ın dizisi yolunda ilerlerken tüm evreni bir anda içine almayı başaracak gibi gözüküyor. Henüz sezon başlamadı elbette ama tanıtımı yapılan bu sezon şimdiden benim dikkatimi çekmeyi başardı. Fragmanda hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadarıyla kısıtlı. Fear konusunda da yeni incelemelerimiz sık sık konuşmaya çalışacağız. Bu sezon Fear'ın son sezonu olacağını ve karakterlerin The Walking Dead'in 10. sezonla bir geçiş yapacaklarını düşünüyorum. Umarım incelememi beğenmişsinizdir. Bir sonraki incelememi kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.